Merhaba sevgili anne ve babalar. Ay ay bebeğinizin gelişimini takip ettiğiniz video serimize hoş geldiniz. Bebeğiniz artık 7 aylık oldu. Bebeğiniz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Beslenmesi, değişimi ve iletişimi artık takip edemeyeceğiniz kadar hızlandı. 7 aylık bebek döneminde sizi neler bekliyor? Bu ayda karşılaşacağınız bebek davranışları neler? Bebeğiniz nasıl bir duyusal gelişim sürecinden geçecek? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yedi aylık bebek kaç kilo olmalı sorusu bebeğin cinsiyetine göre değişir. Kızsa ortalama 7 kilo 700 gram, erkekse 8 kilo 400 gram gibi bir değer söyleyebiliriz. 7 aylık bebek boyu kaç santimdir peki? Aynı şekilde kızsa 67,3, erkekse 68,5 santim diyebiliriz. Bu dönemde takibini yapmanız gereken bir husus daha var. O da bebeğinizin baş çevresi. Kızlarda 42,8, erkeklerde 44 santim ortalama bir değer olduğunu ifade edebiliriz. Önceki ayda bebeğinizin büyüme hızı ek gıdaya geçmesinin etkisiyle 2 katına çıkmıştı. 7. ayda ise büyümesi biraz daha yavaşlayacak. Bebeğiniz bu ay ortalama 450 gram kadar kilo alabilir ve boyu da 1 santimden az uzar. Unutmayın, bunlar bebeklerin normal gelişimlerinin bir parçası. Asla bebeğim kilo almıyor, nerede yanlış yapıyorum diye düşünmeyin. Şunu da her videoda hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Her sağlıklı bebeğin farklı boy ve kilolarda gelişim gösterebileceğini unutmayın asla. 7 aylık bebek gelişimi döneminde bebeğinizin görme yeteneği artık tamamen gelişmiş sayılır diyebiliriz. Uzaktaki insan ve objeleri daha net olarak görebilir ve seçer. Geçen aylarda kaçırdığı hızlı hareketleri izleyebilir ve yakından takip edebilir. İleriden kendisine gelen bir cismi takip edebilir ve yakalamak için hamle yapabilir. Bebeğinin işitme yetisinin gelişimi de görme gibi tamamen gelişmiş sayılır. Artık sesin geldiği yönü anlamak için bir süre dinlemeye ihtiyacı yoktur. Daha yavaş sesleri dinlemek için bir süre tepkisiz kalabilir. Daha önceki aylarda bu, a gibi tek sesleri çıkaran bebeğinizin artık sesli ve sessiz harfleri birleştirdiğini görebilirsiniz. Yani ba 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 ba, ya 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 gibi sesleri işitebilirsiniz bebeğinizden. 7 aylık bebek gelişimi döneminde sesleri taklit etmeye eğilimi de olabilir. Bu yüzden onunla konuşarak dil gelişimine katkıda bulunmalısınız. Bazı annelerin akıllarına 7 aylık bebek emekler mi sorusu gelebilir. Emekleyebilir ama emeklemek deyince ilk akla gelen o ellerin ve dizlerin üzerinde olunduğu klasik pozisyon halinde olmayabilir. Yani bebeğiniz kendi stilini oluşturabilir. Ortalama olarak bebekler 8. ayda emeklemeye başlarlar. Ama sizin bebeğiniz 7. ayında emeklemeye başlarsa şaşırmayın. Bu dönemde de emekleyen veya emeklemeye çalışan bebekleri gözlemleyebiliyoruz. 7 aylık bebek gelişimi döneminde bebekler artık seslere dayalı olan iletişimi konusunda uzmanlaşıyorlar. Yani gülerek, ağlayarak, çığlık atarak tüm duygularını ifade edebiliyorlar. Bebek gelişiminin 7. ayında miniğinizde yabancı korkusu oluşabilir. Tanımadığı insanların kucağına gitmekten, kendini sevmelerinden hoşlanmayabilir. Aynı zamanda bebeğinizde ayrılık korkusu çok yoğun bir şekilde yaşanabilir. Sizi bırakmakta ciddi zorluklar yaşayabilir, ağlayabilir, kendini gerebilir ve sıkabilir. Çünkü siz onun için güvenin ve mutluluğun timsalisiniz. Siz varsanız problem yok, her şey yolunda demek oluyor. 7 aylık bebek gelişimi döneminde bebeğinizde dokunma ve merak duygusu artabilir. Elleriyle her şeyi keşfetmeyi isteyebilir. Buna saç çekmek, küpeye asılmak gibi hareketleri de ekleyebiliriz. Şimdi sıra 7 aylık bebek gelişimi döneminde bebekler ortalama olarak neler yapabilirler sorusuna geldi. Zamanın ilerlemesiyle birlikte bebeğinizin yapabilecekleri de çoğaldı tabii ki. Ortalama gelişim becerilerine sahip olan 7 aylık bir bebek düşen bir cismi arayabilir. Yüzüstü yatarken kendini oturur pozisyona getirebilir ve yardımsız oturabilir. Elindeki objeleri bir elinden öbürüne geçirebilir. Oyuncağını aldığınızda size itirazda bulunabilir. Onu dik tuttuğunuzda kendi bacaklarına ağırlık verebilir. Ellerini çırpabilir, el sallayabilir, sırt üstü durumdayken ayaklarını ağzına sokabilir ve aynı zamanda ayaklarına bakmaktan çok hoşlanırlar. Yabancı insanların sevdiği insanların
insanlardan ayırt edebilirler. Baş parmağını ve diğer parmaklarını geçmiş aylara göre daha iyi kullanırlar. Yani ince motor becerilerinin geliştiğini ifade edebiliriz. 7 aylık bebekler çok başarılı olmasalar da kaşık tutabilirler. Ellerindeki nesneleri birbirlerine vurabilirler. Başkalarının ve kendisinin çıkardığı sesleri dinleyebilirler. Ama şunu asla unutmayın. Her bebeğin gelişimi farklıdır ve hepsi bu gelişim özelliklerini aynı zamanda göstermeyebilirler. Eğer endişelendiğiniz bir konu varsa doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyorum mutlaka sizlere. Bebekler bunları yapıyor da siz anne babalar 7 aylık bebek gelişimi için neler yapmalısınız? Bunun için de birkaç önerimi sizlerle paylaşacağım. Bebeğinizi kendi haline bırakmak ve hareketlerine engel olmamak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri olabilir. Bebeğiniz olması gerekenden farklı bir emekleme pozisyonu alırsa onu sakın en bilindik emekleme şekli için zorlamayın. Arkasından ittirme ya da yorulduğunu düşünüp onu kucağınıza almayın. Yorulduğu için ona iyilik yaptığınızı düşünürken daha kötüsüne sebep olabilir. Hem yürümesini hem de gelişimini geciktirebilirsiniz. Bebeğiniz 7. ayında kendi kendine oturabilir ve yerde yuvarlanarak dönebilir. Bu yüzden bu hareketleri sık sık tekrar edecektir. Bunları yaparken ona gereksiz destek olmayın ki kendi kendine gelişimi hızlıca devam etsin. Tabii destek olmayın dediysem de onu yalnız bırakıp bulunduğu odadan da çıkmayın. Bir köşede sessizce gelişimini izlemeye devam edin. 7 aylık bebek gelişimine katkı sunmak için yavrunuzun keyif alacağı oyunlardan yararlanabilirsiniz. 7 aylık bebek hangi oyunları sever diye soruyorsanız akla ilk gelen bebeklerin en çok sevdiği oyun CE oyunu. Ellerinizle veya başka bir şeyle yüzünüzü kapatıp CE yapmanız yavrunuzu çok güldürecektir. Arzu ederseniz onun elleriyle de kendi yüzünü kapatıp öyle de oynayabilirsiniz. Böylece ilerleyen dönemlerde de bir anda sizinle bu oyunu oynamaya başlayabilir yavrunuz. Çünkü bu dönemde her şeyi hafızasına kaydediyorlar. Ayrıyeten renkli kitaplar alarak oradaki hayvanların çıkardığı sesleri yavrunuzu öğretebilirsiniz. Siz sesleri çıkarttıkça o da sizi taklit etmeye çalışacak. Başka bir oyun önerisi minik bir havlunun ucunu tuttuktan sonra diğer ucunu da ona tutturup hafifçe çekiştirme oyunu oynayabilirsiniz. Bundan da çok memnun olacaktır yavrunuz. Son olarak 7 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalı sorusuna cevap verelim. 6. ayda olduğu gibi ek gıdaya devam etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Aksi takdirde bebeğiniz ilerleyen dönemlerde yemeği reddedebilir. Anne sütü vermeye devam ederken öğünlerinin birkaçında ek gıda verme süreciniz devam ediyor olacaktır. Geçen ay tam püre halinde verilen mamalar daha pütürlü hale getirilebilir bu ayda. Böylelikle bebeğinizin çiğneme ve yutma becerileri daha iyi gelişecektir. 7 aylık bebek gelişimini de geride bıraktık. Bebek gelişimine dair daha detaylı videolar için kanalı ziyaret edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.